Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doçent Doktor Arif Karabeyoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği Dünyada ve Türkiye'de Uzay Çalışmalarının Yönü söyleşisinde dünyadaki gelişmeler, Ay görevi ve Delta uzay teknolojilerinin diğer faaliyetleri hakkında önemli bilgiler aktardı. Söyleşide Milli Uzay Programı'nda yer alan Ay görevine değinen Delta Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu, Ay görevini icra edecek kurumlardan TÜBİTAK Uzay'ın uzay aracını ve Delta Wing'in ise uzay aracını taşıyacak hibrit motoru geliştireceğini ifade etti. Söyleşideki sunumda yer alan görev konseptine göre uzay aracı öncelikle bir fırlatıcı ile uzaya taşınacak. Ardından uzay aracı, sistem başlatması, takla sönümleme ve BBQ modu gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini icra edecek. Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için Delta Wing'in hibrit motoru ateşleme yapacak. Arif Karabeyoğlu, sert iniş şeklinde olacak olan Ay görevinin Delta Wing'in hibrit motoru için sağlayacağı avantajları, basitlik, emniyet, maliyet etkin ve uzay tarihçesi kazandırması, başlıklarını ele alarak hibrit motorun dünya pazarında uyduların uzay ortamında ekonomik dağıtımı konusunda önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Ayrıca Arif Karabeyoğlu söyleşide Source sonda roketinin 10'dan fazla fırlatma yaptığını ve dünyadaki en büyük hibrit roket sistemi olduğunu söyledi. TUA ile birlikte IAC 2021 fuarına katılan Delta Uzay Teknolojileri, fuarda yer alan standında Ay görevini temsil ettiği tahmin edilen maketi sergiledi. Delta Uzay Teknolojileri, Milli Uzay Programı'nda yer alan Ay'a ilk temas isimli Ay görevinde uzay aracını dünya yörüngesinden itibaren Ay'a taşıyacak hibrit motoru geliştirecek. IAF 2021 fuarında sergilenen makette 4 adet motor ve 4 adet faydalı yük yer almakta. Source, 2023 Ay'a sert iniş öncelikli olmak üzere kullanılacak hibrit yakıtlı motor teknolojisine sahip bir sonda roketi sistemi. Sıvı oksitleyici ve katı parafinle ateşlenen Source'un Nisan 2021'de dikey ateşleme testleri gerçekleşmişti.